İşte başlaması. yine Bir aylık bir bir performans. ay. Şey nerede ya? Senin bana en büyük yalanın ne? Tatlısı sen tanımıştık hayatım. Nerede? Bir şey soruyorum sana. Hoş geldiniz arkadaşlar. Rus ve İngiliz menşeli aşılarla ilgili gelişmeleri de takip ediyoruz. Hoş bulduk hocam. Merhaba, nasılsınız? Anne, ne yaptınız? Bizi sormalı, siz nasılsınız? Geldin mi eve? Belirlenen öncelik sırasına göre uygulamasına geçiyor. Test yaptılar mı? Ha, yapıyorlar, tamam. Arkadaşlar ders esnasında diğer hocalarınız kurallar vesaire nasıl tam olarak bilmiyorum ama çok ses olmayacaksa arka tarafta mikrofonunuzu mute'lamanıza gerek yok. Aktif olarak böyle şey yapalım derste. Soru soralım, cevaplayalım vesaire aktif olalım yani. Yani chat kısmı da okey aktif olacak ama ders esnasında bazen böyle aramalıya alıyoruz. Orayı çok böyle takip edemeyebiliyorum. O yüzden bilginiz olsun. Hocam herkesin kendi kontrolünde olsun zaten. Sesini açıp kapatabilir. Aynen öyle. Yani aktif olalım, onu demeye çalışıyorum. Evet, şu an 30-35 kişi falan oldu herhalde. Genel katılım nasıl oluyor biliyor musunuz? Kaç kişi oluyor genelde? Biraz daha bekleyelim mi? Yoksa başlayalım mı? 50 kişi oluyoruz hocam. Tamam, o zaman biraz daha bekleyelim. O esnada Nuran yazmış, başlamayın demiş. Başlamayalım o zaman, biraz daha bekleyelim. Gerçekten bu doğru kalemle hesabı yapıyor mu acaba? Doğru Necati. İlk kez kullananlar var bu programı. Onları tespit ettiğim anda direkt mükleyeceğim. Merak etme. Biraz daha bekleyelim o zaman. Nasıl geçiyor eğitimleriniz? İlk iki hafta bitti galiba. Dijital pazarlamanın temellerini öğrendiniz diye tahmin ediyorum. Merhaba Şahin. Nasıl geçti eğitim? Bir temel attınız mı yani dijital reklamcılık, dijital pazarlama konusunda? Evet. Ya dijital pazarlama temellerinden sonra aslında direkt böyle çok sert bir giriş yapacağız. SEO'ya giriş yapacağız. SEO da deniyor buna. İngilizce olarak okumamız gerekirse SEO diye okumamız gerekiyor. Ama genelde Türkiye'de SEO denildiği zaman böyle suratına falan bakıyorlar hani diyor diye. O yüzden genel söyleniş biçiminden devam edeceğiz bugün. SEO diyeceğiz yani. Aynen dijital temellerden sonra işte SEO'ya geçiş yapmak biraz böyle keskin bir giriş olacak. Dijital pazarlama konusunda ama yapacak bir şey yok. Çok önemli bir nokta bu SEO. Hmm.
Bazı arkadaşlar da yeni yeni kayıt oluyorlar herhalde. O yüzden bazılarımızın ilk dersi sanırım bu. Şöyle böyle hafiften o zaman bir giriş yapayım ben. Kendimi tanıtayım ilk başta. Benim ismim Fatih arkadaşlar. Soyadım Gör. Yaklaşık olarak bir 5-6 senenin içerisindeyim bu sektördeyim. Dijital pazarlama sektöründeyim. Bu arada sesim herkese geliyor mu? Herkes duyabiliyor mu? Onu kontrol etmedim gerçi ama görüntüm vesaire nasıl? Güzel mi? Sesiniz net hocam. Evet, hiçbir sorun yok. Tamam, muhteşem. O zaman şu şeyi de paylaşayım. Onun üzerine o çıkarsın. Paylaştığım ekranı görüyor musunuz? Geldi hocam. Tamam. Evet hocam. Slide ekranı değil mi? Evet. Tamam. Dediğim gibi yaklaşık bir 5-6 senedir bu sektörde çalışıyorum. Yani dijital pazarlama, dijital reklamcılık sektöründe çalışıyorum. Bu süreçte birçok markayla işte birçok ajansla hem bir işletme parçası olarak çalıştım hem de freelance olarak çalıştım. Son iki senedir de son iki buçuk senedir de işleri kendi elime aldım, dedim bu kadar yeter. Hani çok da bilmiyorum, siz de tecrübe ettiniz mi? Birisinin bir ajansın veya bir işletmenin çatısı altında çalışmak, hani her ne kadar finansal olarak rahat olsa da biraz böyle bir zorluğa girmek istedim. Son işte 2-2,5 senedir de hem freelance olarak çalışıyorum hem de kendi marka kurdum kendime. Rubius Creative diye. O markadan işte markalarla çalışıyorum. Efe nerede? Efe. Markalarla çalışıyorum. Rubius Creative'in aynı zamanda kapatıyoruz Deniz. Sesleri kapatabilir miyiz lütfen? Dur, mute'leyim herkesi de girişimi yapalım. Aynen. Rubius Creative adında da bir markam var. Bu markamın Instagram sayfası var. Facebook, işte Twitter sayfası da var aynı zamanda. Oralardan güzel içerikler paylaşıyoruz. Bu alanda işte dijital reklamcılık, dijital pazarlama alanında yeni giriş yapmış ya da bu sektörde uzun zamandır yer alan insanların işine yarayabilecek bilgiler paylaşıyoruz orada. İşte mesela bugünkü konumuz SEO. SEO hakkında bilgiler paylaşıyoruz ya da işte ne olabilir? Sosyal medya yönetimi, web site tasarımı, markalama, markalaşma, bir işte yeniden rebranding, işte branding vesaire, bu tarz birçok konuda güzel içerikler paylaşıyoruz. Ben bunu yazıyorum chat kısmından. Ama private olarak düşün bir dakika. Instagram ağırlıklı gidiyoruz orada. Ama aynı zamanda Facebook ve Twitter'da da aktiviz. Aynı zamanda bir web sitemiz var. Ama genel içeriğimizi Instagram için üretiyoruz. Diğer sosyal kanallarda Instagram için ürettiğimizi paylaşıyoruz oralarda. Bir inceleyin. Evet. Aynen. Kayıt da yapıyoruz. Şu an eğitim kaydediyorum da. Eğitim bittikten sonra bunu YouTube kanalında yükleyeceğiz. Dediğim gibi hani bir inceleyin. Eminim hoşunuza gidecek, işinize yarayacak şeyler bulacaksınızdır orada. İnşallah işinize yarar yani.
Ne yapalım? Daha bir 80 kişi, 70 kişi falan olmadı ama başlayalım mı? 10 dakika geçti. Evet. Takipler geliyor. Evet arkadaşlar. Ben başlıyorum. 60 kişi olduk sayılır. Başlayalım artık. YouTube'a yükleyeceğimiz için şey yapmayanlar, katılamayanlar ya da geç gelenler oradan izleyebilirler. Şimdi genel olarak bir dersin içeriğinden bahsedeyim. SEO diyoruz ama nerede o? SEO diyoruz ama işte SEO'nun içine birçok şey giriyor. Biz de dersimizde işte SEO'nun ne olduğunu, SEO nedir, işte neden önemlidir, link inşası diye bir terim var. Link inşasına nasıl giriş yapabiliriz? Anahtar kelimeler var SEO'da sıkça kullanılan. Aynı zamanda işte Google reklamlarında vesaire de kullanılıyor bu anahtar kelimeler. Bunların ne olduğuna, işte anahtar kelimelerin ne olduğuna, nasıl bunları seçmemiz gerektiğine, işte backlink denilen bir terim var aynı zamanda, geri bağlantı. Onlar işte backlinkler nelerdir, nasıl kullanılırlar vesaire. En sonda da işte en son dersimizde de size işte etkili SEO stratejilerinden bahsedeceğim. Rakiplerinizin önünde yer almak için web siteleri açısından önünde yer almak için böyle 3-4 tane etkili SEO stratejisinden bahsedeceğim. İşte siz de o stratejileri kullanabilirsiniz. Hem kendi markanızda ya da yönetimini yaptığınız markalarda. Bir de SEO yaptınız, optimizasyonu yaptınız web sitenizde. Neden işe yaramıyor? Onun nedenlerine bakacağız. Hani daha çok işte şöyle şunları yaparak değil de en son derste işte neden, hani bunları yaptık, neden olmuyor? Oradan ele alacağız sistemi, SEO'yu. Vaktimiz kalırsa da yedek olarak da belirlediğim bir iki konu var. Ama vaktin kalması burada önemli. Google My Business'a eğer vakit kalırsa bakacağız. Google'da işletme kaydı oluşturmaya. Bu SEO'nun çok önemli bir parçası. Yani sadece SEO'nun değil, aynı zamanda bir markanın internetteki, yani dijital ortamdaki varlıklarının en önemlilerinden bir tanesi belki de Google işletme, My Business. Ona bakabiliriz hani vaktimiz kalırsa. Ekstradan hani yine vaktimiz kalırsa arama motoru optimizasyonunda hani iyi yapabileceğimiz bloglar nasıl yazabileceğiz? Yani yazılar nasıl yazabileceğiz? Metinler nasıl yazabileceğiz? Buna bakacağız. Baktık ders çok böyle hızlı akıyor, çok güzel akıyor. En sonunda da bayağı spesifik şeye girmeyi düşünüyorum. Hani direkt hani arama motorları nasıl işliyor? Hani arka planda şimdi hafiften bahsettim ders içerisinde ama sadece bir iki cümleyle, dört cümleyle, beş cümleyle ya da işte 10 dakikayla tamamen kapsayabileceğim bir konu olmadığı için böyle daha spesifik, hani nasıl işlediğini size daha iyi anlatırsam daha iyi kafanızda yer eder diye bu eğitimin içeriğine koymuştum. Ama dediğim gibi bu çok spesifik, şeyimiz kalırsa, vaktimiz kalırsa onu anlatmayı düşünüyorum. Bugünkü dersimiz arama motoru optimizasyonu arkadaşlar. Dersimizin içeriği de ilk başta SEO'nun ne olduğuna bakacağız. Sonra SEO neleri kapsar? Hani neler SEO'nun içine giriyor? Ne yaparsak SEO yapmış oluyoruz? Tam olarak nasıl işliyor SEO? Bir de Google'daki sıralama faktörlerine bakacağız. Yani neye göre sıralıyor sizin web sitenize? Ona bakacağız. Google şeyinde gidiyorum, özünde gidiyorum. Neden? Tamam hayatımızda belki Yandex, işte Bing, Yahoo gibi arama motorları da var ama şu an
internetteki hacmi en büyük olan arama motoru Google. Hani siz de biliyorsunuz, siz de kullanıyorsunuz sıkça eminim ki. O yüzden hani Google'daki sıralama faktörlerini gösterirsem size daha sağlıklı olacağını düşünüyorum ki hani emin değilim, %100 emin değilim ama Yahoo'da, Bing'de, işte Yandex'te %60-70 oranlarında Google'dan alıyordur o sıralama faktörlerini büyük ihtimalle. Ama emin değilim, hani kesin söyleyeyim. Belki aranızda bilen vardır Yandex'in sıralama faktörünü mesela. O yüzden kesin bir şey söylemek istemiyorum. Başlayalım o zaman arkadaşlar. Bu arada SEO'nun ne olduğunu bilen var mı? Evet, biliyorum. Buyur Yasin. Evet. SEO Google'da, yani arama motorlarında üst sıralara çıkmak için yapılması gereken optimizasyon. Başka bilen var mı? Tuba da yazmış ben biliyorum diye. Başka cevaplamak isteyen var mı? Aynı şey diyecekmiş. Tamam. Ya şimdi şöyle, ben tam olarak sizin seviyenizi bilmediğim için daha çok böyle temel konuları dersin içeriğine katmak istedim. Hani tabii ki de biliyorsunuzdur işte ucundan, köşesinden vesaire biliyorsunuzdur ama yine de böyle çok detaya girmeden temel konuları anlatayım. Çünkü eğitimde birçok kişi var. Hani çok böyle detaya girebileceğimiz bir eğitim olmayacak maalesef. Hani SEO çok 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 uzmanlık gerektiren, hani uzman olabileceğiniz bir konu. Hani belki de yıllarınızı vereceksiniz uzman olmak için. Hani bir haftalık eğitimde hani tam olarak şey yapamazsınız belki ama temel olarak bazı şeyler öğrenebilirsiniz. O zaman SEO'nun ne olduğuna bakalım. SEO, organik arama motoru sonuçları aracılığıyla web sitenize gelen trafiğin miktarını ve kalitesini arttırma tekniği olan arama motoru optimizasyonu anlamına geliyor. Evet. Birkaç cevap gelmiş SEO nedir'e. Evet, Şahin. Temel öğreteceğim. Hani başlangıç seviyesinde bir eğitim olacak gerçi bu. Hani bir yerde ileride ya da duyduğunuz zaman yapmayacağınız terimleri göstereceğim size. Web sitesinin anahtar kelimelerle öne çıkması demiş. Evet gibi. Sadece anahtar kelimelerle değil aslında. Dersin içeriğinde göreceğiz. Birçok kolu var bunun. Anahtar kelimelerle, doğru anahtar kelimelerle içerikler yazarak web sitesine bu içerikleri girişini yapmak bir bölüm, evet. Ve ücretsiz, yani organik, evet Ahmet. Organik olarak sizi daha çok görünür almanızı sağlayacak bir şey. Peki SEO neleri kapsar? SEO'nun gerçek anlamını anlamak için bu tanımı parçalayıp ortaya çıkan bölümlere bir göz atalım. Parçalardan bir tanesi, bölümlerden bir tanesi trafiğin kalitesi. Diğeri trafiğin miktarı, diğeri de organik sonuçlar. Trafiğin kalitesi burada ne anlama geliyor? Web sitenize birçok kullanıcı ziyaret edebilir. Ancak Google kullanıcılara sizin sitenizin bir Apple ürünü sattığını söyleyerek kullanıcıları sitenize gönderiyor. Ama siz aslında elma satıyorsunuz. Yani Apple mesela orada elma anlamına geliyor ya. Siz aslında elma satıyorsunuz. Bu tarz gelen bu da maalesef siteniz için kaliteli bir trafik olmuyor. Bu tür bir trafik yerine sunduğunuz ürün veya hizmetlerle gerçekten ilgilenen kullanıcıları çekmek sizin siteniz için, sizin markanız, sizin işletmeniz için daha faydalı olacaktır. Burada trafiğin kalitesi ortaya çıkıyor. Sonra trafiğin miktarı ortaya çıkıyor. Bu da arama motoru sonuç sayfalarından. Bu genelde böyle
şey diye geçer arama motoru sonuç sayfaları. SERP yani S-E-R-P olarak genelde karşımıza çıkıyor işte yabancı kaynaklarda vesaire. Yani gördüğünüz zaman şey yapmayın bu tanımda neymiş vesaire demeyin. SERP'in açılımı arama motoru sonuç sayfaları. Sizin bu sayfalardan işte sizin sitenize tıklayan doğru yani sizin hedef kitlenizle uyumlu kişileri elde ettiğiniz zaman daha fazla trafik her zaman daha iyi olacaktır tabii doğal olarak. Ama burada işte trafiğin kalitesi daha önemli, daha ortaya çıkıyor da. Organik sonuçlarda reklamlar işte birçok sonuç sayfasının büyük ve önemli bir bölümünü oluşturuyorlar. Organik trafik de para ödemek zorunda olmadığınız trafik çeşidine giriyor. Yani Ahmet Hoca'nın söylediği gibi ücretsiz yani zorunda olmadığınız para ödemek bu trafik çeşidine giriyor. Peki SEO tam olarak nasıl işliyor arkadaşlar? Arama motorlarını işte bir kutucuya soru yazmak veya sesle soru sormak için ziyaret ettiğiniz bir web sitesi olarak düşünebilirsiniz. Ve Google, işte Yahoo, Bing, Yandex veya kullandığınız herhangi bir arama motoru ilgilenebileceğiniz web sayfalarına giden uzun bir listeyle sizin sorunuza sihirli bir şekilde yanıt verir. Yani sorularınızı potansiyel olarak cevaplayabiliyorlar. Bu tanım aslında doğru, bu işleyiş doğru. Ama tam da işte o listeleme esnasında arka planda dönen bir sürü işlem mevcut. İşleyiş işte o arka planda dönen işleyişte temel olarak şu şekilde oluyor. İşte Google veya kullandığınız herhangi bir arama motoru internette yani dijital ortamda sizin sorunuza ilişkin bulabilecekleri tüm içerik hakkında bilgi toplayan tarayıcılara yani crawler'lara sahiptir. Bu tarayıcılar bir indeks oluşturmak için buldukları tüm bu işte 1 ve 0 yani verileri Google'a yani arama motoruna geri getirip orada topluyor. Bu indekste daha sonra tüm verileri sizin sorgunuzla eşleştirmeye çalışan bir algoritma aracılığıyla besleniyor. Yani bir arama motorunun algoritmasına giren de birçok faktör var burada. Mesela bu faktörlerde sizce bu faktörler ne olabilir? Var mı aranızda bilen? Yani dedik ya burada hani topladığı bu tarayıcıların crawler'ların topladığı indeksler sonra sizin sorgunuzla eşleşiyor dedim ya. Yani orada o eşleşirken hangi faktörler bu algoritmaya etki ediyor biliyor musunuz? Yani birçok nokta var orada değil mi? Hani web sitesinin hani sadece... Bir şey mi söyleyeceksiniz ya? Evet cevaplar geliyor. Anahtar kelimenin metin içerisinde yer alma sayısı. En çok arananlar anahtar kelimeler ve anahtar kelimeler diye yazmış arkadaşlar. Yani sadece ya burada birazdan göstereceğim sadece anahtar kelime değil. Yani çok böyle sanırım daha önce gördüğünüz yerlerde vesaire çok tekrar edilmiş şu anahtar kelime noktası. Tam olarak o değil. Ama o da var içinde. Mesela burada hani bir grup SEO uzmanı bu faktörlerin önemini gösterdiğim, hazırladığım şeye göre çıkartmış. Mesela ne var bunların içinde? Bakalım. Mesela anahtar kelime gibi özellikler açısından domainin seviyesi. Mesela burada görüyor musunuz? Anahtar kelimelerin yüzde kaç yer kapladığını, o faktörler içerisinde yüzde kaç yer kapladığını görüyor musunuz arkadaşlar? Mesela anahtar kelime gibi özellikler açısından domainin seviyesi denilen şey ne oluyor? İşte domainin uzunluğu oluyor. Uzantılar oluyor. İşte .com, .net. Tepki süreleri, web sitelerin işte tepki süreleri burada çok önemli. Sıralama faktörler açısından. Sonra ne var?
domaindeki anahtar kelime kullanma seviyesi var. Yani mesela şeyde Google aramalarında bir kullanıcı zeytinyağı yazdı diyelim. Sizin web sitenizin alan adı işte ne? Organikzeytinyağı.com sallıyorum. Buradan direkt o şeyi alıyor. Zeytinyağını domaindeki uzantıyı alıyor. Sizi işte kaç olarak kaç etkiliyor? %6, %7 etkiliyor. O sıralama faktörü açısından. Ya da kısmi eşleşme. Mesela zeytin var. Siz yine sizin uzantınız zeytinyağı. Yine oradan kısmi eşleşmeye göre listeleme yapıyor. %7 oranında sosyal metrikler var. Yani bunlar ne? Facebook bağlantı paylaşma sayıları. Mesela sizin web sitenizin Facebook'ta kaç kere paylaşılmış. Onu dikkate alıyor mesela. Ya da Google'daki kullanıcı yorumları. İşte Google'da My Business kısmında aynı zamanda yorumlar, review kısmı var ya orada. Onları da dikkate alıyor. İşte yorum seviyelerini işte 5 mi almışsın, 4 mi almışsın, 3 mi almışsın gibi. Ya da işte atılan tweetlerin kalite ve adedi ve benzeri gibi metrikleri dikkate alıyor burada. %7.20 oranında. Mesela bunun bir örneği olarak işte Facebook bağlantı paylaşma sayıları diyor ya. Mesela siz işte Facebook'ta bir paylaşım yaptığınız zaman web sitenize yönlendireceksiniz insanları ya da başka birisi sizin web sitenize yönlendirecek. Orada işte kaç kişi, kaç kullanıcı, kaç tane gönderi sizin web siteniz içeren gönderi paylaşılmış. Onu dikkate alıyor yani burada. Kullanıcı, kullanım ve trafik verileri var. Yani bunlar ne oluyor? İşte web tarayıcılardan, arama çubuklarından, bağlantı tıklamalarından gelen kullanımlar ve bu trafiklerin kaliteleri, çeşitlilikleri ve benzeri. Bunlar da %8 oranında etkiliyormuş Google'ı. Mesela marka özellikleri ele alındığında domain seviyeleri de burada güzel bir yer kaplıyor. Bu ne demek? İşte medyada markanın veya domainin bahsedilme sayıları. Markanın offline'da kullanım sayıları ve benzeri. %10'a yaklaşık oranda anahtar kelimeler dikkate alındığında web sitesindeki sayfaların seviyeleri. Yani içerik uzunluğu. Yani burada da birkaç arkadaşımız bahsetmişti anahtar kelimeler noktasında. İçerik uzunluğu, işte okunabilirlik, içeriğin okunabilirliği, içeriğin eşsizliği, bu içeriklerin yine yükleme süreleri ve benzeri. Bunlar da yaklaşık %10 oranında etkiliyor. Sayfaların anahtar kelime seviyeleri ve içerik özellikleri. İçerik üzerindeki başlık modelleme skorları, işte içerik kalitesi, alakalı içerikler ve benzeri. Bu da yaklaşık %15 oranında bir etkiliyormuş Google'daki sıralamayı. %20 oranında bağlantılama özellikleri açısından sayfa seviyeleri. İşte PageRank, TrustRank gibi kaynaklardaki web sitenizin olduğu sıralama. Bunu mesela size göstereyim arkadaşlar, bu PageRank ne olduğunu. Daha önce duydunuz mu hiç PageRank'in ne olduğunu ya da TrustRank'i? Hemen size buluyorum şu an. Bu PageRank Google'ın yaklaşık bir 20 sene önce çıkardığı bir sistem. Bulamadım ama şu oluyor mu bakalım. Mesela burada bir tane site girelim. Thank you.
bulamamışım. Ya tam olarak şeyi anlatayım size. Ne olduğunu anlatayım. Bu PageRank işte Google'ın 20 sene önce çıkardığı bir şey. Orada web sitelerini listeliyor. Aynen inanç. Sayfaların rating değerleri. Yani her sayfaya burada bir şey yapıyor, rating veriyor. Ona göre de bu ratingleri kullanıyor kendi sıralama yaparken, kullanıcıların önüne sonuçlar çıkarırken bu ratingleri kullanıyor. Arkadaşlar şeyi kaydediyorum, eğitimi YouTube kanalında paylaşacağız bunu. Geç gelenler ve bugünkü derse giremeyenler orada şey yapabilir, izleyebilir dersim. İşte SEO'daki S ve E kısmı, yani arama motoru olan kısmı dediğimiz olay bu. Bu işte %100'lük bir faktörlerin yer aldığı kısım oluyor. SEO'nun O kısmı ise yani optimizasyon, tüm bu içeriği yazan ve sitelerine koyan kişilerin bu içeriği ve bu siteleri arama motorları aracılığıyla gelen kullanıcıların beğeneceği tarzda hazırlayarak listelerde, bu arama sonuç sayfalarında, listelerinde yukarı çıkmaları anlamına geliyor. Optimizasyon da birçok şekilde olabilir arkadaşlar. İşte başlık etiketlerinin ve meta açıklamalarının hem bilgilendirici hem de doğru uzunlukta olmasını sağlamaktan en beğendiğiniz sayfalar, içeriğine en güvendiğiniz sayfalardaki dahili bağlantıları işaret etmeye kadar olan her şey. Yani optimizasyon burada birçok şeyi kapsıyor. Bunu demeye çalışıyorum. Var mı buraya kadar sorusu olan? Bir su içeyim. Aklınıza takılan bir yer var mı? Ece, sunum olarak da paylaşmayı düşünüyorum. Enis de Alexa doğru bilgi veriyor mu sizce diye sormuş. Ya Alexa ile ilgili birçok şey duydum son zamanlarda, hani son bir iki senedir. Artık böyle şey yapıyor olabilirmiş. Hani parayla üst seviyelere seni çıkartıyor gibi bir söylemler duyuyorum bu aralar. O yüzden hani çok güvenilir mi Alexa? Tam olarak emin değilim. Yani şöyle, hem böyle parayla seni üst sıralara çıkıyor, hem de Alexa'nın kullandığı algoritmalar çok sağlıklı değil. Hani güncel değil, sağlıklı değil. Hani atıyorum şu an 2021 yılındayız. Google sürekli kendini güncelliyor. İşte sıralama, sonuç sayfalarında vesaire yenilikler yapmak için. Ama Alexa'da bu yeniliklerin çok gerisinde kaldığını da duydum. Yani standart atıyorum 5 sene önceki, 6 sene önceki optimizasyon çalışmalarıyla Alexa'da çok üst sıralara çıkabilirsin. Ama gerçek sonuçlara baktığın zaman Alexa ile karşılaştırdığın zaman uyuşmazlık olabildiğini duydum. Var mı arkadaşlar başka sorunuz? Yoksa diğer slayta geçeceğim. Bu arada hocam biz amatör olarak bu bilgileri nasıl kullanırız? Nasıl kullanabilirsiniz? Yani SEO'yu kullanmak için ilk başta bir web siteniz olması gerekiyor arkadaşlar. Yani bu arama motoru optimizasyonu yapacağınız şey web site için yapmış oluyorsunuz aslında bir nevi. Yani sadece web sitenizde olan bir şey de değil bu aslında. Yani ilerleyen zamanlarda da anlatacağız bunu. Birçok link inşası var, backlinkler var, işte Google My Business'ı var. Birçok noktası var orada. Ama asıl olay burada sizin SEO yaparak, yani arama motoru optimizasyonu yaparak web sitenizi organik olarak üst sıralara çıkarmak. Bunun için de işte bir tane ilk başta web siteniz olması gerekiyor. Bloglarımız, evet, Erol, bloglar da web siteye geçiyor.
Yani web site şu işte .com.tr net ya da .net ya da .org gibi her site web site yerine geçebilir. Yani Google'da, Chrome'da ya da işte Opera'da girdiğiniz o bağlantı kısmına girdiğiniz her şey web site yerine geçiyor. Burada yapacağınız işte optimizasyonlar ne gibi işte şeye koyduğunuz fotoğraflar, web sitenize koyduğunuz fotoğraflar, web sitenize koyduğunuz blog yazıları, ana sayfanın düzeni, işte okunabilirliği, açılma süreleri, yani bunlar çok önemli. Mesela açılma süresi çok önemli Google için. Hani siz kullanıcı açısından da düşündüğünüz zaman da çok önemli bir şey. Mesela siz giriyorsunuz ya da ben giriyorum bir web sitesine, açılması çok uzun sürerse ben o web siteden çıkarım yani. 5 saniye bile belki beklemek benim için zulüm yani. 5 saniyeyi geçen bir web sitesine ben girmek istemem, çıkarım direkt. Google da bunu bildiği için, yani kullanıcıların davranış biçimlerini bildiği için web sayfalarının, hızlı açılan web sayfalarına daha çok önem veriyor burada. İşte ne dedim? Yazılar dedim, işte blog yazıları dedim. Sayfalarda kullandığınız fotoğrafları dedim. Onların işte kalitesi, o fotoğraflarda kullandığınız alt metinler, işte anahtar kelimeler mesela. Hazır anahtar kelimeler çok bahsediliyor. Mesela bir şey göstereyim size. Biz biliyorsunuz dijital girişimcilik alanında. Yani aynı zamanda biz bir dijital girişimciyiz. Dur. Mesela şurada Google'da bir sayfa açayım size. Bir arama yapalım arkadaşlar. Şunu paylaşmam gerekiyor galiba. Mesela sayfayı görüyor musunuz? Şimdi mesela burada size şeyde, bunu gizli sekmede açıyorum ki daha önceki aradığım sonuçlardan etkilenmesin diye. Mesela dijital girişimcilik diye Google'da arama yapıyorum. İlk iki sırada arkadaşlar burada görüyorsunuz ki reklam çıkıyor. Reklamlardan sonra SEO başlıyor aslında. Yani arama motorunun optimizasyon kısmı başlıyor. Mesela bizim ilk sırada UDG'de, Uluslararası Dijital Girişimcilik Derneği'nin web sitesi çıkıyor. Yani bu anahtar kelimede, dijital girişimcilik anahtar kelimesinde çok iyi bir optimizasyon yaptığı anlamına geliyor bu sitenin. Mesela yani ne? Dijital girişimcilik anahtar kelimesini işte uzantısında kullanmış burada, fark ettiyseniz. Sayfanın ana sayfadaki içeriklerde sıkça geçilmiş. Dijital girişimcilik. Yani burada görüyorsunuz. İşte girişimciler mesela kelimesini geçilmiş sıkça web sitesinde. Bloglar yazmış. Bloglar kısmında da dijital girişimciliği sıkça kullanmış. Mesela burada örnek olarak işte atıyorum. Şurada bir tane fotoğraf açayım size. Mesela şu fotoğrafta Emre Hoca var. Mesela bu fotoğrafı web sitenize girdiğiniz zaman aynı zamanda sadece web sitenize atmakla kalmıyorsunuz. Arka planda yine o fotoğrafı işte boyutlarını optimize ediyorsunuz ya da alt metin giriyorsunuz vesaire. Mesela bu ilk sırada çıkıyor değil mi? Mesela üçüncü sırada çıkan da işte araya bir pazarlama Türkiye.com girmiş. Üçüncü sıralamada çıkan da Dijital Karga. Bu da bizim platformumuz. Burada da mesela dijital girişimcilik aslında dijital girişimcilik değil tam olarak. Dijital konusunda iyi bir SEO yaptığımız anlamına geliyor. Dijital girişimcilik aratıldığı zaman da direkt bu blog yazımız çıkıyor ortaya. İşte dijital girişimcilik anahtar kelimelerini sıkça geçirmişiz burada. İşte fotoğrafı ona göre belirlemişiz. İşte kategoriler o anahtar kelimeye uygun. Bu da güzel bir yazı. Bu platformu da arkadaşlar takibinize alabilirsiniz. Hani sosyal medyalarda çok aktif değiliz ama biz web sitesine girip şey yapabilirsiniz, inceleyebilirsiniz. Orada da güzel içerikler paylaşıyoruz. Şeye geri dönelim. Sunuma. Var mı buraya kadar sorusu olan arkadaşlar?
Bir soru var burada, bir dakika. Gizem, web sitemizin açılışını nasıl hızlandıracağız diye sormuş. Gizem, burada ya şimdi şöyle, web sitesini siz tasarlıyorsanız açılış hızından önce daha birçok şeyi öğrenmeniz gerekiyor. Yani açılış hızı orada birkaç sonraki seviye aslında. Ama biriyle çalışıyorsanız ya da böyle hani çok profesyonel olmayan bir işte Wix vesaire o tarz araçları kullandıysanız şunu yapmaya özen gösterin. Web sitesine yüklediğiniz içeriklerin boyutları düşük olsun. İlk olarak bu. Mesela bir fotoğraf yüklüyorsunuz. Fotoğrafı optimize edin. Yani atıyorum 1 megabaytlık bir fotoğraf olmasın, 2 megabaytlık bir fotoğraf olmasın. Bir fotoğrafa maksimum işte yerine göre işte 150 kilobayt, 200 kilobayt artık yerine göre dediğim gibi. Onlara dikkat edin. Hosting sunucunuz kaliteli olması lazım. Yani hızlı bir hosting olması lazım. Sonuçta hani siz web sitesini yapıyorsunuz, hazırlıyorsunuz ya da sizin çalıştığınız bir tasarımcı yapıyor web siteyi ya da bir ajans yapıyor. Onların kullandığı hostinglere dikkat edin. Sunuculara, yani açılış hızlarına vesaire çok dikkat edin. Çünkü siz ne kadar yaparsanız yapın siteyi, son kullanıcı o sunucudan çekecek sizin sitenizdeki bilgileri. Anlatabiliyor muyum? Yani o kullanıcının önüne o sunucuya kurduğunuz web sitesi düşüyor aslında. O yüzden sunucunun önemi burada çok fazla. Hani birkaç şey daha var aslında temel seviyede ama bunları yaparak ilk etapta hızlandırabilirsiniz. Erol altın bilezik kitap aratır mısınız demiş. He. Google'da mı aratalım? Ne çıkacak? Kötü bir şey çıkmayacak değil mi karşıma? Aratıyorum bak. Altın bilezik kitap. Evet, arattım. Erol. Ha, ben geriden geliyormuşum ya, bu 5 dakika öncesinin soruları. Neyse, arattım, diğer sorulara geçiyorum. Bunu siz mi yaptınız hocam diye sormuş. Sanırım dijital kargayla ilgili bahsediyorsun Ece. Direkt olarak ben yapmadım ama platformun kurucularından birisiyim. Çok sık mı kullanmanız gerekiyor anahtar kelimeyi? Çok sık kullanmamalısınız kesinlikle. İleride göstereceğim mesela. Google'ı kandırma teknikleri de var bu işin içinde. Çok böyle anahtar kelimeyi geçirirseniz orada okunabilirliği düşürdüğü için, yazı okunabilirliği düşürdüğü için Google bunu anlıyor. Algoritması işte o crawler'lar, tarayıcılar dedik ya, onu algılıyor ve hani siz iyi bir şey yapıyormuşum gibi düşünüyorsunuz ama aslında geri plana düşürüyor sizi, bilginiz olsun. Anaokulum evde.com güzel bir domain. Evde anaokulum daha iyi olurdu ama sanki. Yalçın yazmış. Bir dijital girişimcilik nedir sayfasını kargadan alıntı yapıp sayfamda yayınlasam. Benim sayfamda üst sırada çıkarma. Vay. Hemen Erol. Çakallık peşindesin. Ya alıntı yapıp derken şöyle kopyalamak değil değil mi? Oradan şey vermek. Ne derler? Oraya harici link vermek değil mi stand'e? Aynen. Onu da göstereceğiz. Şimdi çok erken sorular soruyorsunuz. Sunumun ilerleyen kısımlarında, dersin ilerleyen kısımlarında bunların hepsine yer verdim. Daha detaylı konuşuruz orada o zaman. Alıntı mesela hem sana yarar hem dijital karga sayfasına yarar. Neden? Sen çünkü mesela dijital karga gibi bir siteden link alıyorsun değil mi? Yani senin sayfana giren kullanıcılar o içeriğe de ulaşabiliyorlar. Yani senin markan açısından bir faydası olur sana. Direkt SEO açısından belki etkisi olmaz ama markan büyüyebilir yani. Bizim açımızdan da şu faydası olur. Biz senin sitenden backlink almış oluruz. Yani bizim sitemizi destekleyen link almış oluruz. Bu da çok önemli. Açılış hızı hariç her şey iyi. Daha bitmedi. Anaokulum evde. Şunu bir aratalım mı arkadaşlar?
Böyle çıkmaz ama. Mesela ilk gördüğüm şey Yalçın. Şurada arama yaptığımız zaman çok büyük harfler kullanmışsın. Mesela burada büyük harflere yer vermesen daha iyi olur bence. Yani daha okunabilir olur. Burada hani çok böyle sanki WhatsApp'ta caps lock açıp konuşuyormuşsun gibi olmuş. Evet. Ya genel olarak güzel bir akışı var ana sayfanın. Ama işte fontlarını vesaire değişti. Yani sadece burada aslında şeyi de odaklanmamak gerekiyor arkadaşlar. Web site yaparken ne derler? Hani sadece Google'a oynamamak da gerekiyor. Sonuçta siz bu web sitesini sadece Google'a sevdirmeyeceksiniz. Aynı zamanda son kullanıcıya da sevdirmeniz lazım. O yüzden sadece Google değil, aynı zamanda burada son kullanıcıyı da düşünmeniz lazım. O yüzden hani daha böyle okunabilir bir ana sayfanın olması, işte renkleri vesaire ona göre düzenlemek. Mesela bu slider kısmını biraz daha böyle aşağı alıp bu en üst menüyü beyaz bir şekilde geçirebilirsin. Daha çok okunabilir yani. Şu an okunamıyor mesela. Görüyor musunuz arkadaşlar siz siteyi? Ben ekran paylaşımı değiştirmedim değil mi? Yani genel olarak ama ana sayfa akışın güzel. Dediğim gibi şu slider kısmını biraz aşağı alabilirsin. Yazıları daha okunaklı, fontları daha böyle okunaklı, güzel bir font yapabilirsin. Bu font sanırım Times New Roman mı? Yani eski bir font, daha böyle yeni bir font kullanabilirsin. Aramıza katılanlar aynen güzel. Blog kısmın da var sanırım. Bunlar blog mu? Yok. Hizmetlerin, pardon. Blog kısmın var mı? Blog yerine SSS'lerim, yani çok sık sorulan sorularımı kullanıyorsun. Yani şöyle, web sitenizdeki bütün içerikler, işte burada çok fazla içerik yok. Bir ana sayfa var, sonra temalarda 3 tane sayfa var, işte AVM sayfası var. Yani web sitenizde birçok içerik olmasına dikkat edin. Bunun mesela bir şeyi de var aslında, bir püf noktası da var. Çok böyle web sitenizi boğmadan aynı zamanda SEO'yu oynayabileceğiniz, işte Google'ın sevebileceği şeyler yapabilirsiniz. Ne mesela bunlardan bir tanesi? Sizin işte ana sayfa, işte hizmetlerinizin ya da işte ürünlerinizin, işte sık sorulan sorular vesaire, o tarz sayfaların yanında, yani bunlar da bir içerik ama onların yanında bir tane blog sayfası da oluşturabilirsiniz. Yani bunlar sizin o bir önceki saydığım şeyler, sizin markanızı tanıtan şeyler. Tamam, onlar da bir içerik ama çok böyle kullanıcıyı soğutmadan, yani o tarz içeriklere çok fazla yer vermeden blog kısmında, blog sayfalarında SEO'yu oynayabilirsiniz arkadaşlar. Yani web sitenizde bir SEO blog kısmı olması güzel olur. Yeni sorular var, onları da cevaplayalım. Bu arada ara vermemiz gerekiyor mu arkadaşlar? Bana Emre Hoca 20.45'te ara veriyoruz gibi bir şey söyledi. Genelde ara veriyorduk dedi. Ne yapalım, verelim mi yoksa soruları bitirelim ondan sonra mı verelim arayı? Ne dersiniz? Tamam, kimseden ses çıkmadığına göre devam ediyorum. Referans vermek demiş. Hızına bakalım. Güzel. Yani çok uzun değil. WhatsApp'tan. Tamam, Tuğba. İncelerim. Evet, Şule mesela, Şule de demiş biraz karışık gözüküyor ilk, hani siteye girdiğimiz zaman kullanıcıyı böyle çok boğuyor. O renkler, o slider'da kullandığın renkler boğuyor biraz insan. Onları değiştirmeye özen gösterebilirsin ve sanırım slider'ın kalitesi de, görüntü kalitesi de çok iyi değildi. Yani orada mesela boyutu düşür
dün dedim ya daha önce. Orada da dikkat etmeniz gerekiyor mesela. Çok da düşürmemeniz lazım. Zeliha biraz dağıldı, evet katılıyorum. Sorular geldikçe yani cevaplamak da istiyorum. O yüzden sunumdan biraz dışarı çıktık. Ama hemen toparlayacağız birazdan. Şahin yazmış. Hazır altyapılar işte SEO'ya çok müdahale edilemiyor. Aslında edilebilir. Yani dediğim gibi blog sayfası açtığın zaman SEO'ya direkt olarak etki edebilirsin orada. Aynen. Ideasoft, Digimax gibi sayfalarda da. Yani onlar da sonuçta sayfa. Orada da içerik giriş yapıyorsun. Sonuçta orada da anahtar kelimeler kullanabilirsin mesela. Tamam. Tamam. Ece de dağıldığını söylemiş. Kaç ders olacak? 3 ders olacak. Pazartesi, çarşamba, cuma olarak. Tamam. Sorular bittikten sonra bunu yazmış. Tamam arkadaşlar. Genel kanı 5 dakika ara vermemiz yönünde. O zaman bir 10 dakika ara verelim. 9 dakika ara verelim. 21'de tekrardan o zaman görüşürüz. Olur mu? Tamam. Nasıl yapıyorum burada ben? Kapatsam. Benim sayfa açık kalsın o zaman. Yani. Değil mi? Ne oldu ya, bir şey yapmayayım. Daha bitmedi arkadaşlar ders. Ara verdik Gizem. Ya yazayım da belki yanlış anlayanlar olabilir.
Evet arkadaşlar. Duymadınız değil mi? Mute'ladım kendimi ama inşallah duymamışsınızdır. Bazen öyle şeyler oluyor ya, problemler. Güzel. Evet, şunu kapatayım. Hemen sunumu tekrardan paylaşayım sizinle. Şu galiba, aynen. Görüyoruz değil mi? Açalım. Evet. Chat'ten bir şeyler geliyor. Kaça kadar devam edeceğiz? Ya şöyle, bu sunum, yani giriş yaptık biraz. O yüzden ilk kısmı biraz uzun sürdü eğitimin. Bu sunum bayağı bir uzun, 32 sayfalık bir sunum. Hani neden önemlidir? Birkaç işte terim, white hat, black hat SEO'ya bakacağız. SEO uzmanı, danışmanı veya bir SEO ajansıyla çalışmalı mısınız? Onunla ilgili birkaç bir şey yazdım. Bir de en sonunda işte web sitenizi kullanıcılar için 10 kat daha değerli hali nasıl getirebilirsiniz? Onunla ilgili bir şeyler yazmıştım. Yani bir süre verelim. Çok da tutmayayım sizi. Hani o yarım, hani 21.30'a kadar, 9.30'a kadar bakalım. Tamamlayabiliyorsak tamamlarız. Tamamlayamıyorsak hani ya White Hat'ten sonra ya da Google'un sunduğu bazı yönergelerden sonra dersi bitiririz. En son konuyu da bir sonraki derste anlatırız. Çok güzel kaynaklardan, yani güzel içerikler hazırladım sizler için. Yani güzel de bir böyle kapsayıcı bir eğitim olacağını düşünüyorum. Nuran sunumu tamamlayalım demiş. Tamam. Yani gidişata göre bakarız aslında Nuran. Hani çok böyle sıkmak da istemiyorum sizi. Yani tamam, değerli içerikler bunlar ama dediğim gibi siz sıkıldıktan sonra yani bir alış kapasitesi de orada kapanıyor bir noktadan sonra. Hani etkili bir şekilde siz yine sunumda, derste şey yapın, notları alın. Alıyorsunuz değil mi bu arada not? Birkaçınızın elinde kalem görüyorum. Hani güzel şeyler var. Aynı zamanda mesela yani biz bu eğitimleri bitirdik, bitti değil. Size gösterdiğim kaynaklardan hem Rubius'tan hem de işte dijitalkarga.com'dan ve oraları takip ederek aslında böyle güzel böyle ham bilgiler elde edebilirsiniz. Bu dersin içeriğinde şunu göreceğiz. SEO neden önemlidir? Bir işte SEO uzmanı, danışmanı veya SEO ajansıyla çalışmalı mısınız? White Hat ve Black Hat SEO terimlerine bakacağız. Google'ın sunduğu bazı yönergeler var. Onları inceleyeceğiz. En sonda kullanıcılar açısından, yani son kullanıcı açısından sitenizi daha değerli hale nasıl getirebilirsiniz, ona bakacağız. Başlayalım o zaman. Yani SEO daha önce de dediğimiz gibi arama motoru optimizasyonuna geliyordu. Ücretli olmayan ya da diğer adıyla organik arama motoru sonuçları aracılığıyla web sitesi trafiğinin hem kalitesini ve miktarını hem de markanızın sergilenmesini arttırma uygulamasıdır SEO. Organik olarak, yani ücretli olmayarak. SEO kısaltması sadece kullanıcılar için değil, aslında arama motorlarının kendisiyle ilgilidir. İnsanların internette neyi aradıkları,
işte aradıklarını, aradıkları cevapları, kullandıkları kelimeleri ve tüketmek istedikleri içerik türü türünü anlamakla ilgilidir. Yani insanlar burada neyi istiyor? Neyi karşılarına, o sonuç sayfalarında SERP'lerde yani nelerin karşılarına çıkmalarını istiyor. Bu soruların cevaplarını anlamak aynı zamanda sunduğumuz hizmetler, ürünler veya çözümleri internette arayan kullanıcılarla bağlantı kurmanıza olanak tanır. Hedef kitlenizin amacını bilmek, SEO'nun bir kısmıysa o amaçları arama motoru tarayıcılarını doğru şekilde bulup anlayabileceği bir şekilde sunmaksa diğer kısmı oluyor. Peki gelelim SEO'nun önemine arkadaşlar. Ücretli reklamcılık, sosyal medya ve diğer çevrimiçi platformlar web sitelerine trafik oluşturabilirken internetteki trafiğin çoğu arama motorları tarafından yönlendiriliyor aslında. Yani mesela web sitenizde bir istatistik kısmı varsa orada mesela WordPress altyapısı kullandığınız bir web sitesi vardır. Orada mesela bazı eklentiler var işte istatistikleri ölçme ya da işte Google'ın analitik raporlamaları vesaire var. Oralarda mesela incelediğiniz zaman o istatistikleri sizin web sitenize gelen trafiğin birçoğunun aslında Google'dan geldiğini göreceksiniz. Yani hani tamam sosyal medya burada önemli diyoruz. Marka açısından önemli diyoruz ama web sitesi trafiği açısından arama motorları daha çok önem arz ediyor burada. Organik arama sonuçları daha fazla dijital alanı kapsıyor. Bilgili arama yapan kullanıcılara daha güvenilir görünüyor. Ve ücretli reklamlardan çok daha fazla tıklama alıyor organik arama sonuçları. Mesela örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan aramalarda kullanıcıların yalnızca %2.8'i ücretli reklamlara tıklıyor. Yani o sonuçlarda görüyoruz ya, az önce görmüştük işte dijital girişimcilik yazdığımız zaman sonuç sayfasında ilk iki sıra reklamdı. Bazen bu 3 oluyor, bazen 4 oluyor. Onun altındaki organik aramalara genellikle kullanıcılar tıklamış. Yani %97 oranında kullanıcılar o organik arama sonuçlarına tıklamış aslında. Bu oran Türkiye ve Avrupa ülkelerinde de aşağı yukarı aynı. SEO ayrıca doğru bir şekilde yapıldığında zaman içinde kar yapmaya devam edebilen tek çevrim içi pazarlama kanallarıdır. Kanallarından bir tanesidir. Yani uzun vadeli bir yatırım yani burada SEO. Yani şöyle değil. Şu açıdan bakmayın ona. Hani ben optimizasyonumu yaptım web sitemde. Hadi trafik gelsin. Hadi müşteri gelsin. Ya da hemen satış yapayım. Değil kesinlikle. Bu uzun vadeli bir yatırım. Yani mesela ben markalara gittiğim zaman bir web sitesi sunumu yapacağım zaman ilk başta onlara şunu diyorum ben. Hani hemen hani ilk 3 ayda, 5 ayda, 6 ayda satış yapmayı beklemeyin diyorum. Yani gerçekçi olmakta fayda var diyorum. Artık birçok marka, birçok işletme internet üzerinden, dijital ortamda kendilerini pazarlıyorlar, kendilerini sergiliyorlar. O yüzden çok kalabalık bir ortam burası. Yani bizim yaptığımız işte SEO olsun, işte sosyal medya yönetimi olsun ya da işte Google, Facebook kampanya reklamları olsun. Tamam, güzel ama bunların hepsi arkadaşlar zaman alıyor. SEO da burada doğal olarak zaman alan bir şey. Uzun vadeli bir yatırım oluyor. Dediğim gibi markalara gittiğim zaman ben diyorum ki bakın bu hani güzel bir hayal. 3 ayda, 5 ayda, 6 ayda size geri dönüş getirmesi güzel bir hayal ama çoğu zaman bu iş böyle olmuyor diyorum. Yani en az bir senenizi vermeniz gerekiyor. Buraya bir senelik bir yatırım yapmanız gerekiyor diyorum. O bir senelik yatırımda da işte hani bir web sitesi hazırlıyorsun marka için ya da kendiniz için bir web sitesi hazırlıyorsun. Ama o yani en az bir senelik süreçte bu web siteyi optimize ederek
işte blog içerikler girerek, ana sayfayı düzenleyerek, aktif, güncel bir web sitesi haline getirerek yani oraya kullanıcıları artık böyle bir düzenli müşterisi gibi, hani sadece müşteri olarak söylemeyeyim de, hani müdavimi derler ya, o siteye müdavimi olmalarını sağlamamız gerekiyor. O da zaman alan bir şey. Doğru anahtar kelimeler için sıralamada üst sıralarda kalmanızı sağlayacak, gerçekten hak eden sağlam bir içeriğiniz varsa trafiğiniz zaman içinde büyüyebilir. Oysa reklamların sitenize trafik göndermek için sürekli finansmana ihtiyacı vardır. Yani burada reklamla aslında o optimizasyonun arasındaki farkı söylüyorum size. Yani reklamlar güzel, tamam, direkt olarak size trafik sağlar, müşteri sağlar. Belki de satış yapabilirsiniz. Yani satış kısmı gerçi işin diğer boyutu ama hani web sitenize sadece insanları sokmakla bitmiyor o satış olayı. O ayrı bir olay. Reklamlar güzel ama bunun için sürekli finansmana ihtiyacınız var. Yani sürekli bir para yatırmanız gerekiyor. Bir bütçe ayırmanız gerekiyor reklamlar kısmına. Ama SEO öyle değil. SEO nasıl? Hani sizin de yapabileceğiniz böyle detaylı, böyle küçük optimizasyonlarla organik olarak sitenizin üst sıralarda çıkmasını sağlar. Mesela gösterdim ya size dijitalkargo.com'daki sıralamayı. Üçüncü sırada bir yazı, blog yazısı yazmıştık biz oraya. O mesela çok kısa bir sürede üçüncü sıraya yerleşti. İşte 6 ay, belki de 5 aylık bir süreç içerisinde o sıralamaya geldi. Ya öyle de bir durum var aslında. Yani şunu da söylememiz gerekiyor. Çok böyle niş bir alandaysanız, yani niş bir anahtar kelimeniz, niş bir işiniz varsa orada mesela şanslısınız. Hani çok böyle çok zorlamadan, çok böyle bir optimizasyon yapmadan aslında üst sıralara çıkarsınız yani, niş bir alandaysanız, çok böyle spesifik bir alandaysanız. Dediğim gibi işte reklamlar için sürekli bir finansmana ihtiyacı vardır. Arama motorları her geçen gün daha akıllı hale geliyorlar. Yani Google buradan para kazandığı için sürekli kendini güncelliyor. Daha iyi şekilde kullanıcılara hizmet vermeye çalışıyor. Yani parantez içinde bu da. Sonuçta onlar da kendi çıkarlarını düşünüyorlar. Ama en nihayetinde hani kullanıcılar olmadan da o işletme aslında ayakta kalamaz yani. O yüzden bu arama motorlarının yani yine de yardımımıza ihtiyaçları oluyor. Sitenizi optimize etmek içeriğinizi düzgün bir şekilde indekslenmesini sağlıyor. Yani dizine eklenmesi. Bir önceki slide'da bahsetmiştim ya, bu tarayıcılar 1 ve 0'ları toplayıp onları indeksliyor. Yani dizine ekliyor. O indekslenmesi ve arama sonuçlarında görüntülenebilmesi için arama motorlarına daha iyi bilgiler sağlamaya yardımcı olacaktır sitenizi optimize etmek. Mesela işte bir SEO uzmanı, danışmanı veya SEO ajansıyla çalışmalı mısınız? Hani şimdi biz burada SEO aslında reklamcılık sektöründeki çok önemli bir iş koludur. Ve markalar her geçen gün SEO'nun değerini çok daha iyi anlıyorlar. Zaten bizim eğitimi dahil etmemizin sebeplerinden bir tanesi de bu. Hani her ne kadar bu eğitimimizin kapsamı çok geniş olsa da, hani kaç 10 haftalık bir eğitim sanırım bu. Çok geniş olsa da SEO konusunda uzmanlaşmanız aylarınızı, hatta yıllarınızı alabilir. O yüzden hani bir markanız varsa, bir işletmeyseniz şu an aranızda bulunan bir işletme, bir marka varsa bu alanda yatırım yapmak istiyorsanız SEO alanında, bu soruyu kendinize sormanız lazım. Hani birisiyle çalışmalı mıyım açısından. İşte bant genişliğinize, SEO'yu öğrenme isteğinize ve web sitenizin ya da sitelerinizin karmaşıklığına bağlı olarak bazı temel optimizasyonlarını kendiniz yapabilirsiniz. Kendiniz gerçekleştirebilirsiniz. Bu optimizasyon için uğraşırken de
bir uzmanın yardımına ihtiyacınız olduğunu keşfedebilirsiniz mesela. Her iki şekilde de sıkıntı yok ama. Uzman yardımı ararsanız birçok ajansın ve danışmanın SEO hizmetleri sağladığını, ancak kalite açısından da büyük ölçüde farklılık gösterebileceğini bilmek önemlidir burada. İyi bir SEO şirketinin nasıl seçileceğini bilmek size çok zaman ve para kazandırabilir arkadaşlar. Çünkü yanlış SEO teknikleri aslında sitenize yardımcı olacağından daha fazla zarar verebilir. Yani burada hani ben birisiyle çalışayım, benim sistemi yukarı çıkartsın diye düşünüyor olabilirsiniz ama aslında o çalıştığınız işte uzman, danışman ya da SEO ajansı iyi teknikler kullanmayarak belki de sitenizi çökertebilecektir. Dikkatli olmanızda fayda var. Yani bazı işletmeler web siteleri üzerinden ayakta kalıyorlar. O yüzden o konuda hani biraz daha özen göstermenizde fayda var. Hani bu kısmında temel seviyede SEO'yu anlatmaya çalışacağım. Bu eğitim sayesinde şayet bir uzman yardım almaya karar verirseniz de onların, hani uzmanların, danışmanların, ajansların neleri doğru veya neleri yanlış yaptığını anlayabileceksiniz. Yani tamamen sizi uzmanlaştıracağım demiyorum ama bir hani ajansla vesaire uzmanla çalışmak isterseniz anlayabileceksiniz yani ne yapmaya çalıştıklarını. Var mı arkadaşlar buraya kadar soru? Ben bir su içebilir miyim? Tamam, devam edelim. White Hat SEO ve Black Hat SEO. Bunun ne olduğunu bilen var mı? Yani beyaz şapka ve siyah şapka SEO. Orada ipucu var aslında. Slide'da. Şu anlama geliyor. White Hat SEO temel odak noktası insanlara daha fazla değer sağlamak için arama motoru kuralına uyan SEO tekniklerini en iyi uygulamaları ve stratejileri ifade eder. Black Hat SEO ise arama motorlarını spamlamaya, yani kandırmaya çalışan teknikleri ve stratejileri ifade eder. Black Hat SEO burada hani kötü amaçlı yapılan, yani kandırmaya yönelik yapılan SEO işe yarayabilirken web sitelerini cezalandırılma veya indekslerinin kaldırılması, yani arama sonuçlarından tamamen kaldırılması açısından büyük bir risk altına sokar. Ve etik sonuçları da vardır yani bunun sonuçta. Cezalandırılan web siteleri de aynı zamanda bazı işletmelerin, yani daha önce bahsettiğim bu bütün işletmesini web siteleri üzerine kuran markalar var ya, onları batırmaya kadar götürebiliyor. İşte bu konseptler, hani White Hat ile Black Hat SEO konsepti, bir SEO uzmanı veya ajansı seçerken çok dikkatli olmak için bir başka neden aslında. Arama motorları da bu yani sizin optimizasyon sürecinde başarılı olmanıza yardımcı olmak istiyorlar. Hatta Google'ın bu konuda verdiği yönergeler de var. Yani bazı eğitimler de var. Araştırma yapıp bulabilirsiniz. YouTube kanalında vesaire vardı galiba. Bu yönergeler arama motoruna farklılık gösterse de temel ilke aslında aynı burada. Arama motorlarını kandırmaya çalışmayın kesinlikle. Bunun yerine ziyaretçilerinize harika bir çevrim içi deneyim sağlayın. Bunu yapmak için arama motoru yönergelerini izleyin ve kullanıcının amacını, yani niyetini yerine getirin. Yani az önce de söylemiştim yani hani her ne kadar optimizasyonu biz Google için yapıyor gözüksek de aslında bizim amacımız kullanıcı için yapmak oluyor aslında optimizasyon. Yani kullanıcıyı optimum seviyede sitenizden yararlanmasını sağlamak için yapıyoruz. Google'un sunduğu bazı yönergeler var burada, onları anlatacağım size. Yapılması gerekenler olarak şunları diyor.
sayfaları arama motorları için değil, öncelikle kullanıcılar için yapın. Kullanıcıları aldatmayın. Arama motoru sıralamalarını iyileştirmeyi amaçlayan hilelerden kaçının. Yani şeyden kaçının diyor. Black Hat, siyah şapka SEO'sundan kaçının diyor. Bu temel ilkeleri yerine getirip getirmediğinizi anlamak için cevaplayabileceğiniz pratik bir soru bulunuyor aslında. Şu. Hani web sitenizde yaptığınız herhangi bir optimizasyonu atıyorum hani Google yetkilisi gelip sanki böyle sorgulamaya aldığını düşünün. Orada bu optimizasyonu açıklarken rahat olabilecek misiniz mesela? Kendinize güvenebilecek misiniz? Bu soruyu kendinize sorun. O sorunun cevabı işte rahatım sayar. Tamam, güzel şey yapıyorsunuz. Güzel bir optimizasyon yapıyorsunuzdur. Bir başka faydalı soru da bu yaptığım optimizasyon ziyaretçilerime yardımcı oluyor mu? İşin içinde arama motorları olmasaydı yine de bu optimizasyonu yapar mıydı? Mesela bu soruları sorabilirsiniz kendinize. Web sitenizi de burada benzersiz, değerli veya çekici kılan şeyleri düşünün optimizasyonları yaparken. Kaçınılması gereken şeyleri de bize sunuyor Google. Mesela bunlardan bir tanesi otomatik olarak oluşturan içerikler. Buna ne girer? Ne girer mesela? Şu. Bir tane blog siteniz var. O sitede işte blog yazılar giriyorsunuz. Bir tane otomasyon yazdırdığınız birisine, bir yazılımcıya. Bu şeyi anlatıyorum ama sakın yapmayın bunu. Tamam mı? Bir otomasyon yazdırdınız. Mesela yabancı bir kaynaktan atıyorum işte Mashable, BuzzFeed ya da işte O Ne Diyor gibi platformlar var ya, yabancı kaynaklar. Oradan o otomasyon alıyor o içeriği. Direkt işte Mashable ya da BuzzFeed giriyor. Hemen giriyor o içeriği. Atıyorum 9.30'da girdi o. 9'u 20 geçe girdi o içeriği diyelim. O otomasyon hemen çekiyor siteden o içeriği. Google Translate'de çeviriyor. Tamam mı? Direkt sizin sitenizde yazı olarak yüklüyor. Bu otomatik olarak oluşturulan içerik oluyor. Ama işin şey kısmı, bu çakallık kısmı belirli bir süreye kadar bu işinize yarayabilir. Tabii yaramaz demiyorum ama bir süre sonra Google hani sürekli kendini güncellediği için patlama yapabilirsiniz, bilginiz olsun. Bağlantı kandırmacalarında bulunmak, bu da sıkıntılı bir durum. Yani buna ne örnek verebiliriz? İşte yazınızda içerikte işte suyun faydalarından atıyorum tamamen. Suyun faydalarından bahsediyorsunuz. Çok ilgi gören bir içerik, çok ilgi çekici bir içerik ama altta farklı bir bağlantı verdiniz. O tamamen farklı bir sayfaya yönlendiriyor. Yani şeye yönlendiriyorsunuz orada. Sitenizi, insanları, kullanıcıları sitenize o içerikle çekiyorsunuz ama altta linkte bir yerin reklamını yapıyorsunuz gibi. Anlatabiliyor muyum? Yani kandırmacalar, bağlantı kandırmacaları oluyor bu. İnanç demiş ki tesisatçılar, kombiciler ve benzeri hizmet sektörleri çoğunlukla Black Hat SEO'cuların elinde. Bilmiyordum bunu. Olabilir. 3 de özgün içeriği çok az olan veya hiç olmayan sayfalar oluşturma. Yani başka bir yerden kopyalanmış. Yani ne işte daha demin bir arkadaşımız bahsetmişti sanırım. Oradaki işte dijital içerik, dijital kargadaki bir içeriği alıp kendi sistemde yayınlarsam yine SEO olmuş olur mu? SEO optimizasyonu güzel işime yarar mı diye sormuştu. Mesela o da hani güzel görünebilir göze, kulağa güzel gelebilir ama Google'un algoritmaları çok üst seviye olduğu için sizin içeriğinizin özgün olmayan bir içerik olduğunu algılayabilir orada. Başka bir yerden kopya içerikler yayınlamayabilirsen. 4, kaçınılması gereken 4. nokta gizleme. Yani bu da farklı bir çakallık. Arama motoru crawlerlarına, tarayıcılara ziyaretçilerden farklı içerik gösterme uygulaması. Yani şöyle, yine arka tarafta bu yapılan bir şey.
nasıl bir örnek verebiliriz buna? O sitenizdeki asıl içeriği, yani kullanıcılara gösterdiğiniz asıl içeriği yazılımla gizliyor. O arama motoru tarayıcılar, yani şeyler, crawlerları, o sizin asıl kullanıcılara gösterdiğiniz içeriği görmüyor. Onun yerine farklı bir şey gösteriyorsunuz ona. Bu da sıkıntılı bir uygulama. Bunu da yapmayın kesinlikle. Gizli metin ve bağlantılar, mesela bundan ne kadar süre önceydi hatırlamıyorum ama şey vardı. Bir metin kısmı var blog sayfasında. Orada SEO'ya etki etmesi açısından mesela şey yapardı. Atıyorum dijital girişimcilik anahtar kelimesi üzerinden gidelim. Dijital girişimcilik anahtar kelimesini arka tarafta şeyde, yine o metin kısmında arka tarafta yüzlerce kez yazıyor, tamam mı? Ama beyaz olarak yapıyor. Rengini beyaz olarak yapıyor. O arama motoru tarayıcıları giriyor sayfaya. Bakıyor ki ulan burada 100 tane dijital girişimcilik yazısı var. Bu güzel bir şey herhalde. Güzel bir içerik herhalde. Mesela inanç yazmış. Beyaz üstünde beyaz yazı. Aynen. Orada görmüyor bunu mesela. Kullanıcı görmüyor ama arama motoru görüyor. Ve bu sayede seni diyor ki burada çok anahtar kelime geçirmiş. Bunu üst sıraya çıkarayım diyor. Ama bunu güncelledi son zamanlarda. O yüzden çok kandıramıyorsunuz burada arama motorlarını artık. Bilginiz olsun. Ya da bağlantı mesela. Gizli bağlantılar kısmı da var mesela. Burada backlink konusunda değineceğiz. Web sitelerdeki o backlinkler SEO'ya çok etki ediyor optimizasyon açısından. Orada mesela gizliyorsunuz o verdiğiniz bağlantıyı. Yine işte ya beyaz üstüne beyaz yazı olarak ya da farklı bir yerde gizliyorsunuz o bağlantıyı. O da sıkıntı oluyor. Ya da köprü sayfaları. Bu da web sitenize gelen trafiği yönlendirmek için belirli aramalarda iyi sıralamak üzere oluşturulmuş sayfalar anlamına geliyor. MyNet haber sitesi habere tıklandığın anda orada reklam çıkıyor. Bir de bakıyorsun. Aynen. Ya o tarz şeyler, web siteleri, haber siteleri tamamen çukur ya. Yani içinden çıkamadığınız bir çukur aslında. Var mı arkadaşlar buraya kadar soru? Katılımımız aynı şekilde devam ediyor değil mi? Kimse çıkmadı. Güzel. Şuna da bakalım. Yerel bir işletmeniz var. Bu yerel işletmenize Google'da yer vermek istiyorsanız izlemeniz gereken yine birkaç tane yönerge bulunuyor. Onlardan da bahsedeyim. SEO çalışması gerçekleştirdiğiniz işletme yerel bir işletme ise, yani fiziksel olarak bir adresi varsa ve o adrese müşterilerini yönlendirmek istiyorsa orada devreye Google My Business hesabının girmesi gerekiyor. Yani Google işletmeler girmesi gerekiyor. Tamam Ahmet, sıkıntı yok. Yükleyeceğim zaten YouTube'a. Bu tarz yerel işletmeler için Google'ın bu arama sonuçları listesini oluştururken ve yönetirken ne yapmanız ve ne yapmamanız gerektiğini belirleyen yönergeler de bulunuyor. Mesela temel prensipleri, Google My Business'a, Google işletmelere dahil edilmeye uygun olduğunuzda emin olun. Burada yerel işletmeniz söz konusu olduğunda işletmenin adresi sizin ev adresiniz bile olsa Google'da fiziksel bir adresiniz yer almıyor. Yani o Google My Business kısmında adres olarak bir yer girmenizde fayda var. Bunu kaçırmayın. Bu işletme müşterilerin bulunduğu yerde hizmet veren bir işletme. Yani çilingir, çekici ve benzeri tarzı işletmeler olabilir. Veya sizin bulunduğunuz yerde hizmet veren bir işletme olabilir. Fark etmez. Yani bakkal, market ve benzeri. Her halükarda orada bir adres, Google işletmelerde bir adresiniz olsun. İşte adı, adresi, telefon numarası, web site adresi,
bulunduğu işletme kategorileri, çalışma saatleri ve diğer özellikler dahil olmak üzere yerel işletme verilerinizin tüm yönlerini dürüst ve doğru bir şekilde yazmalısınız orada. Şey yaparken hani göstereyim aynı zamanda bu işletmenin ne olduğunu ama hızlı da davranmak istiyorum. Şunu paylaşayım. Mesela burada ne yazalım? Zeytinyağı yazalım. Bir tane marka yazalım buraya. Var mı örnek marka arkadaşlar? Benim şu an aklıma gelmedi. Komili. Aynen. Komili. Bu da çıkmadı. Komili zeytinyağı yazsak. Daha çok böyle bir yerel işletmeyi mi arasam burada? Burada yerel işletme... Bu da değil. Bir dakika. Şiraz mobilya. Ha, spesifik bir... aynen Şiraz mobilya oldu. Burada kimin reklamını yapıyoruz arkadaşlar? Birisinin reklamını yapmıyoruz değil mi bedavada? Tamam. Mesela bakın. Şiraz mobilya bir Google işletme kaydı oluşturmuş. Burada bir tane logosunu profil olarak, profil fotoğrafı olarak girmiş. Güzel. Lokasyonu girmiş. Adresini girmiş. Doğru bir şekilde. Çalışma saatlerini girmiş. İşte telefon numarasını girmiş. Mesela burada web site adresini girmiş, yol tarifi yani konumunu girdiği için. Bir de telefon numarasını girdiği için burada butonlar çıkıyor. Mesela adresine tıkladığımız zaman evet. Web sitesi çıkıyor. Bunun web site yaptırmaya ihtiyacı var mı acaba? Tamam. Benle iletişime geçebilirsiniz. O konuda bilginiz olsun. Tamam. Şeye dönelim. Şuradan dönüyorum galiba. Yok. Tamam. Ne dedik? Google My Business'ta yer almanız gerekiyor dedik. Yer alması gerekiyor dedik. Burada kaçınılması gereken noktaları da Google veriyor aslında bize. Diyor ki ilk olarak Google işletmeye uygun olmayan varlıklar, iş yerleri ve benzeri için Google My Business listelemeleri oluşturmak. İşte işletme adınızı coğrafi veya hizmet anahtar kelimeleriyle doldurmak. Mesela o daha demin gördük ya işletme adı kısmı Şiraz Mobilya ile. Orada işte atıyorum örnek veriyorum Şiraz mobilya / alaka bir tane terim vardı neydi alaka mı o tarz işte şeylerle doldurmak anahtar kelimelerle sanki hani işe yarıyormuş gibi insanlar o anahtar kelimeyi yazdığı zaman senin o My Business kaydının çıkmasını istediğin anahtar kelimelerle doldurmak oraları onlar da kaçınılması gereken yerler. Ya da işte coğrafi lokasyonu girmek. İşte Şiraz Mobilya / Beylikdüzü / Mobilya / işte Bahçeli Evler / Şiraz Mobilya / İzmit gibi. Ya da işte temel iş bilgilerinizde yanlış sahte bilgiler kullanmak. Yani Google bunu nasıl algılıyor, nasıl algılayabilir ki diye sorabilirsiniz. Yani tek tek sonuçta girip incelemiyor Google bilgileri. Evet. Tamamen orada arka planda döndürdükleri algoritmalarda bunun kanısına varıyor, bunu sonuçlandırıyor. Atıyorum işte o adla bağlantılı diğer sayfaları aratıyor,
aratıyor. İşte web sitenizdeki yazıları aratıyor ya da Facebook'ta, sosyal medyalarda o marka ile ilgili ilişkilendirilmiş adresleri aratıyor falan. Oradan o şekilde bir şekilde buluyor sizin kandırma yaptığınızı. Üç, Google benim işletmem listelemelerinin yorum kısmını işletmeniz hakkında sahte olumlu yorumlar veya rakiplerinizin listelemelerinde sahte olumsuz yorumlar yapmak. Şimdi yorumlar biliyorsunuz bayağı etkili yani. Ben mesela bir ürün almak istediğim zaman herhangi bir alışveriş platformundan o ürünün ilk başta yorumlarına bakıyorum. Orada aynı şekilde Google My Business'a kaydında da hani siz güzel gözüksün diye hani kötü yorum olmasın ya da puanlamamı arttırayım niyetiyle sahte olumlu yorumlar yaparsanız hani sıkıntı olabilir. Hani Google kesin olarak yakalayabilir mi sizi? Emin değilim orada. Hani çok iyi yaparsanız belki yakalayamaz ama yapacaksanız da dikkatli yapın. Yani bu direkt olarak Google'ın size hani kaçının dediği şey. Yani size bu yönergeyi, bu tarz yönergeleri sunuyor size. Ya mesela çok iyi yapabilirsiniz ama nedir? Şöyle bir arka planda şeyi döndürüyor olabilir mesela. Siz mesela her birçok farklı Gmail hesabı açtınız. Yorum yapmak için Gmail hesabı olması lazım. Birçok farklı Gmail hesabı açtınız. Oralardan işte düzenli aralıklarla işte haftada bir, 3 günde bir, 4 günde bir yorum yazıyorsunuz. Olumlu yorum yazıp 5 puan veriyorsunuz, 4 puan veriyorsunuz vesaire. Mesela ne yapıyordur? O şeye bakıyordur. Gmail kayıtlarına bakıyordur. Hangi IP'den açılmış? Aynı IP'den mi açılmış? Diye bir kontrol yapıyor olabilir. O yüzden yani SEO'nuzu baltalamak istemiyorsanız girmemenizi tavsiye ederim. Ama amacınız farklıysa, amacınız SEO yapmak değil de atıyorum müşterilere sadece güzel gözükmekse, yine karar sizin yani. Ve tabii ki Google'ın yönergelerinin ince ayrıntılarını okumadan okumamadan kaynaklanan maliyeti büyük olacak acemi hatalar. Kaçınılması gereken şeylerin en son olarak bunu söyleyebiliriz. Kullanıcıların niyetlerini yerine getirmek. Bunu ve bir şey daha söyleyelim, dersi bitirelim arkadaşlar. En son o web siteyi kullanıcılar için değerli hale getirmeyi bir sonraki derste anlatırız. Çok da uzadı. Şeyi kaybetmek istemiyorum. Odağınızı. Arama motorlarını sizi daha üst sıralara yerleştirmek için bu yönergeleri ihlal etmek ve sahte şeyler yapmak yerine burada kullanıcıların niyetlerini anlamaya ve onları gerçekleştirmeye odaklanmak her zaman sizin için daha faydalı olacaktır. Bir kişi bir şey aradığında, bir arama yaptığında istediği şeyi elde etmeli arkadaşlar. Bir kullanıcı orada bir arama yapıyorsa orada istediği şeyi elde etmeli. O yüzden kandırmacalara vesaire girmenize gerek yok. Bu aramalar bir cevap, işte konser bileti veya bir kedi fotoğrafı olabilir. İstenen içerik, yani kullanıcının istediği içerikte onların kullanıcıların niyeti oluyor. Yani bir kullanıcı arama motorunda grup anahtar kelimesiyle bir arama yapıyorsa o kişinin niyeti müzik grupları mı ya da o kelimenin mesela çevirisini mi soruyor ya da bir sağlık grubu mu bulmaktır. O SEO'da sizin göreviniz kullanıcılara arzuladıkları içeriği istedikleri formatta hızlı bir şekilde sağlamaktır. Yaygın olan mesela kullanıcı niyetleri vardır. 3 tane. 3 başlıkta toplayabiliyoruz bunu. Bilgilendirici bir tanesi. Yani bilgi aranıyor orada. Örnek, Photoshop için en iyi dizüstü bilgisayar hangisidir? Gezinme olabilir. Belirli bir web sitesini arıyordur yani. Örnek işte Apple'ı arıyordur. İşlemsel olabilir. Bir şey satın almak için arama yapıyordur. Örnek işte MacBook Pro en ucuz gibi bir arama yapıyordur. Bu da işlemsel bir kullanıcı niyetini gösteriyor. İstediğiniz anahtar kelimeleri Google'da araştırarak ve mevcut
sonuçları değerlendirerek kullanıcı niyetlerine bir göz atabilirsiniz. Orada bir güzel hani güzel bir araştırma yapabilirsiniz. Örneğin sonuçlarda mesela bir anahtar kelime aradınız. Sonuçlarda fotoğraflar sıklıkla önünüze çıkıyorsa o anahtar kelimede arama yapan kullanıcılar çoğunlukla aslında fotoğraf arıyordur. Anlatabiliyor muyum? Ya da bir sıklıkla bir tarif çıkıyorsa o kullanıcılar, o anahtar kelimeyle arama yapan kullanıcılar genellikle tarif arıyorlar. Bu da güzel bir nokta. Hani bunu da not alın. Hani bir anahtar kelimeyle bir çalışma yapacaksanız ilk başta onu bir Google'da aratın. Çıkan sonuçları bir göz gezdirin. Genel olarak nasıl sonuçlar çıkıyorsa hani ilk sayfaya bakın, ikinci sayfaya bakın, hatta gerekiyorsa üçüncü sayfaya da bakın. Çıkan sonuçlara göre de kullanıcıların böyle az çok niyetini anlamış olursunuz arkadaşlar. Burada bitirelim arkadaşlar. Saat 9:40 geçiyor. Devamını şeyde yaparız. Bir dahaki derste tamamlarız. Buraya kadar sorusu olan var mı? Şimdi dağılmayın. Sorusu olan vardır belki. Soru sormak istiyorsanız soruyu sorabilirsiniz. Sorusu olmayan çıkabilir. Sorusu olan da herkesin çıkmasını da bekleyelim. Sıkıntı yok. Rica ederim arkadaşlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Tabii mail adresimi de yazıyorum. İletişime geçmek isteyen arkadaşlar benimle oradan iletişime geçebilir. Aynen. İyi akşamlar. Sunumu Nuran paylaşmayı düşünüyorum ama WhatsApp'tan değil de kendi Rubius Creative sitesinden paylaşabilirim. Paylaştığım zaman ya da Dijital Karga'dan paylaşabilirim. Paylaştığım zaman onun linkini paylaşırım sizinle. Nereden Sevim soru sormuş. Nereden yapıyoruz yani SEO'yu nereden yapıyoruz diye bir soru sormuş. SEO arkadaşlar web siteniz yani genel olarak on-site SEO var, bir de off-site SEO var. Yani site içi ve site dışı SEO. Site içi SEO'yu adı üstünde site içinden yapıyorsunuz. Site yani sitenin yönetici platformundan ya da işte artık ne kullanıyorsanız oradan yapıyorsunuz. Off-site SEO'da da yani site dışı olan SEO'larda da birçok teknik var. Onları dersin ilerleyen zamanlarında göstereceğim size. Yani kaçırdım şeyi izleyebilirsin. Belki orada sorunun cevabı olabilir. Sizin Facebook grubunuz var. Evet. Kendi platformum üzerinden paylaşmayı düşünüyorum arkadaşlar paylaşırsam. Tamam. Sorunuz yoksa kapatalım. Katıldığınız için teşekkür ederim. Tabii geçebilirsin Bilge. Kendinize iyi bakın. Çarşamba günü görüşmek üzere. Tuğba maili paylaştım daha demin bir daha yazayım. Şimdi şey yazıyorlar ya katılımcılar chat'e yazdıkları için yukarıda kalıyor benim paylaştığım. Tekrar gönderdim. O mail üzerinden ya da WhatsApp'tan çok geçmeyin. Mail üzerinden iletişime geçelim. İyi akşamlar.